5.8 şiddetindeki sarsıntıdan sonra tüm Türkiye olası İstanbul depremini konuşuyor. Peki acaba bu deprem başka depremleri tetikler mi? Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda deprem uzmanı Profesör Doktor Dilaver Şımbıl var. Sayın hocam iyi günler. Kardeşler pide lahmacun salonu buyurun. Evet sanırım arkadaşlar yanlış aramışlar. Dilaver hocayı arayacaktık ama. Dilaver hoca benim. Pideci dediniz. Evet Ümraniye'de pide salonu açtım ben. Aman hocam siz koskoca deprem profesörüsünüz. Şimdi mi aklına geldi pezevi? En son Van depreminde bağlandınız. 7 senedir ne arayan var ne soran. Taş mı yiyecektik am koyayım? Evet. Peki hocam acaba bu deprem öncü bir deprem mi? Peki hocam acaba bu deprem öncü bir deprem mi? Tüm sıkışınca peki hocam. Ulan yıllarca aklınız neredeydi biz burada? Özcan şahane tavuk kanat aldım. Sen salatayı yap ben mangalı yakıyorum. Mangal mı? He. Yazdan kalma bir gün yaşıyoruz oğlum. Mis gibi bahçemiz de var arka tarafta. Bir mangal keyfi yapmayak mı? Bilmiyorum Radi abi. Depremi konuşuyor herkes. Biraz moralim bozuldu. La oğlum boş ver şimdi depremi mepremi. Deprem dediğin takdiri ilahi. Bizim mangalla ne alakası var? Hadi fazla konuşma da salatayı yap. Ben ateşi yakıyorum. Seni benden alan kader ölsem vermem diyor. Yalandan rüzgarların bir esiyor nefesimi. Ne oluyor la burada? La kimsiniz siz? Ne işiniz var burada? Biz komşuyuz birader. Artçılar devam edince evlere girmeyelim dedik. Evlere girmeyip benim bahçeye mi geldiniz? Mülteci kampı mı la burası? Mahallede toplanma yeri kalmadı kardeş. O yüzden buraya geldik. Nasıl? 3 sene önce bizim mahallenin toplanma yerine AVM diktiler arkadaşım. Ardından başka bir yer tahsis etti belediye. Geçen sene de oraya Silindiryum Palas diye rezidans yapıldı maalesef. Mahallecek çaresiz kaldık. Tehlikesiz bir açık alanımız, bir çocuk parkımız, bir meydanımız bile yok. Yetkililere seslendik, sesimizi duyuramadık. Bir yardım edenimiz, yol gösterenimiz olmadı. Siz de benim arka bahçeyi buldunuz. Evet, mahalleli olarak sana teşekkürü bir borç. Silin gidin lan buradan adam bahsetmeyin. Hacı Baba tekkesi mi burası? Kira veriyorum lan ben bu bahçeye. Şuradan bir mangal yakamayacak mıyız? Ama arkadaşım toplanma yerine rezidans dikmişler. O yüzden... Sen de o rezidansta oturmuyor mu İbiş? Çok uygun faizli kredi verdiler. Toplayın çadırları gidin lan hemen buradan. Uyanıklara bak. Çıkın gidin çabuk. Çıkmıyoruz. Gel de çıkar. Özcan bu deprem konusunda mutlaka bir şey yapmamız lazım. Ne oldu abi? Az önce sallamıyordun. Deprem bu ülkenin en önemli konusu oğlum. Derhal bu konuyu gündeme taşıyıp başta toplanma alanları olmak üzere gereken neyse yapılmasını sağlamalıyız. Anladım da nasıl olacak o iş? Liderlerin, şehri yönetenlerin dikkatini çekmeliyiz Özcan. Bir yolunu bulup onlara deprem gerçeğini etkili bir şekilde anlatmalı ve onları bilinçlendirmeliyiz. Ama nasıl? Nasıl? This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Ne anlatıyor la bu kızan? İklim değişikliğine dikkat çekiyormuş. Ha sokayım iklim değişikliğine. Bende klima var vallahi. Pöfür pöfür esiyor. Alayım otomatiğe. Hiç iklim değişmiyor. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. Tipe baksana bir kere. Tazmanya canavarı gibi tövbe estağfurullah tövbe. Of eternal economic growth. How dare you? Bu arada hazır tüm dünya liderleri toplanmışken sizi bir hamburgerciye götüreyim akşam. Çizendim ha? Parmaklarını yersin. Otogarın orada seyyar tezgahı var. Saat 10 dedim mi kapatıyor adam. Kalmıyor köftesi. Sıra oluyor önünde hep. Mercedesler, BMW'ler. You say you hear us and that you understand the urgency. Bu arada akşam 12 biralı saha maçı aldım. Geliyorsunuz hepiniz, satış yok. Bende ayakkabı yok. Trilyon dolarlık petrol satıyorsun, alsana kendine bir krampon. Kodum pittisi. Evde var da yanımda yok yani. Ha öyle süle. Dur ben bir millete sorayım. İlla vardır birinde. In half, in 10 years
only gives us a 50% chance. Beyler, fazla halı saha ayakkabısı olan var mı aranızda? Takımda adam da eksik. Oynamak isteyen varsa gelsin. Yakmayam kaporayı. 50% may be acceptable. Yok mu gelen? And if you choose to fail us, geçme onu sizin için. We will never forgive you. Olmadı, ben onu... Ha! Isırdı lan beni! Alın şu kodumun derisini boynumdan! Aa! Alın ulan bunu, ölüyüm! Aa! Kopardı lan boynumu! Alın şunu üstümden! Lan s**tir git! Depreme dikkat çekmenin yolunu buldum Özcan. Gökhan, gel bakayım buraya oğlum. Lan iyi, ne anlamadın? Keltoş evladım benim. Ankara'daki konferansa gideceksin. Güzel bir konuşma yapıp bütün liderlerin dikkatini deprem konusuna çekeceksin. Ben niye çekiyorum anlamadım ki? Çünkü çocuklar böyle şeylerde daha etkili. Bak İsveçli kıza, bir konuştu gündem oldu. Sen de o kadarını yapamaz mısın? Oho! İsveç'te kişi başına düşen gayri safi milli hasıla 57 bin dolar anasını satayım. 57 bin dolarlık adam olsam ben de çıkıp konuşurum. Biz şoföre müsait bir yerde ineceğim diyemiyoruz garibanlıktan. Kaybedecek zamanımız yok Gökhan. Deprem konusunda bir şeyler yapılmasını sağlaman gerek. O değil, mangal da yapamıyorum arka tarafta. Toplanma alanı yok diye benim bahçeye çöktüler. Tamam ya. Sana bir konuşma metni hazırlayacağım. Önce onu okur, sonra gerisini doğaçlama sallarsın. Doğaçlama mı? Bu önemli bir görev Gökhan. Başarabilirsin. Sana inanıyorum. Alkışlamayın. Alkışlanacak bir şey yok. Deprem ülkemizin bir gerçeği. Biz de bu gerçekte yaşıyoruz. Acılar çektik. Canlar kaybettik. Peki dersler çıkarttık mı? Hep deprem olduğunda mı aklımıza gelecek toplanma alanları, kentsel dönüşüm, afet önlemleri? Sallandığımızda mı fikri sorulacak mühendislerin, profesörlerin? Gelin bu son uyarı olsun. Yapılacaklar yapılsın. Bu gündem de her gündem gibi arada kaynamasın ve... kağıt bitti de... Herkes anasının kuzusu baba en sonunda. Herkes yanından gider, o anasının, anan senin işte. Anasının kuzususun sen. Hep anan senin olacak yani, hep anan en son. Sen anan yani. Doğaçlama yaptım.